Maç heyecanına keyif katan Mikros hemen sunar. Sokrates'ten merhaba değerli izleyenler. Londra Merkezi'nin yeni bölümüne, üçüncü bölüme bu sezon hoş geldiniz. Adel Müziği bıraktı. Season 8, Episode 3. Adel Müziği bıraktı. O kadar üzgünüm ki. Niye? Haberi, ulan ben Adelciyim. E? Ben şu anda Müziği para biriktiriyorum. Size ara, ver. ara verdi. Hı. Şu an ben para biriktiriyorum. Sürekli kenara para koyuyorum. Adel'in bir Londra konserine gideceğim. Sen sürekli kenara para mı koyuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> okay. ee, hamile bence. Kim? Adel. Adel mi? Adel. Adel geçen ne yaptı biliyorsun e, değil bendi. mi? Ma maç izlemek için şeyi bıraktı konseri. Ha. Yani ara vermiş de konseri. Öyle düşün ha, o zaman. Futbol bırakmak gibi de öyle oldu. Beyler! Efendim? Adele'in Someone Like You'da coştuğu o manyak me mekan adı neydi? Ne tiyatırdı? Royal Bak, Albert mu? Royal Albert Ya inşallah odur. Royal Albert Orada inanılmaz okuyor be. İçim... Lebron, A Lebron Adele okumuyor muydu ya? Adele şarkısını eşlik etmiyor muydu eline şemsiyeyle? O e, galiba. Zaten Kengs ile evlendi ya Adel. Ha. Ee, Kengs. Yani menajer, çocukluk arkadaşı. Rich Paul. Rich Paul. Rich Paul. E, şunu söyleyeceğim. Güllü şu dakika itibariyle kendine çok dikkat etmek zorunda. Neden? Benim için iki <laughs> tane büyük diva vardı. İkisini dinleyerek kendimden geçiyordum geceleri. Ruhumu dinlendiriyordum. Pisliklerden aranıyordum. Biri Hı. Güllü, biri Edail. Edail şu anda tedavülden kalktığına göre Güllü ablam ne olur vurdukça vur şarkı. Vurdukça vur şarkı en azından Edail geri dönene kadar. Şarkı demişken ben de Bundan yaklaşık bir ay önce bir beste yaptım. Ee, bu besteyi önce e, ses kayıtları olarak çeşitli gruplara atarak taciz. Sonra sözlerini yazıp bir de üstüne tekrar ses kayıtları olarak atarak Çalıyım. çeşitli tacizlerle 15-16 gündür yakın çevrem bu şarkıyı söylemeye başladı. Yakın çevremden aldığım en son Cihat bel attım. Vıcı, vıcı 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 şeklinde Cihat Akbel de güldü. Hı. O yüzden artık halkımıza da bu eseri sunmanın zamanı geldi. Can sen de biliyorsun Biliyor. bu eseri. Hep beraber okuyalım. Deketelare, deketelare, acımasız oldun sen. Deketelare, deketelare, özledin de aramadın neden? Evet. evet. Sen çok ekstra bir yeteneksin. Galiba ya. Evet, kesinlikle. Harbi. <laughs> Şimdi yorumlarınızı takip ediyoruz. Ne Abi. yapılsın, ne yapılmasın şeklinde. Aynen. Argümanı mesela mesaj ne oldu. Argunum içeriden seslendi. Argunum seslenirse ben de... Güneşi Atlantılar bilmez, kurudum. ayı bilmez. Bunları akşa yazmayı unuttum. En... O simen Galatasaray, Angelo Gabriel, Ivan Tony Allahlı yazmış. Evet. Akşa unutmayı, akşa yazmayı unuttuğu şeyler Argunum bunlarmış. Osman Galatasaray. Osman Galatasaray çok ilginç. gerçekten çok ilginç. Yani gerçekten çok ilginç. Ben hangi Osman diye sordum mesela. İlk bunu <laughs> şeyde çocuklar söyledi. Abi Osman'ı alıyormuş Galatasaray diye. dedim hangi Osman? Vector'un yani? kardeşi falan Herhalde Neydi öyle kardeş. bir Osman falan var şey, ya. Yani. biri gibi ya da işte İliyeler'den diğeri gibi mi? Kesinlikle çok enteresan. Ee, ne diyelim? Başarır. Osman'ı alabiliyorsan alırsın abi. Tabii tabii tabii. Yani alırsın. Öyle. Yani, hepsini daha. geçtim bir sene. Burada oynasın abi. Aynen. Oynasın Türkiye'de gözümüzün önünde oynasın. Çıksın bir ne bileyim işte bir Sivas deplasmanı. Nerede göreceğim bir daha beni Sivas deplasmanında? İyidir Doğru. yani. Mesela bu ülkeye diyelim Metalikayı getireceksin. Hı hı. Ahmet San. Diyelim. Metallica ülkede üç tane konser verecek. Verecek. En az 10 milyon dolar vermez misin abi bu adamlara? Verirsin. 3 konseri. Verirsin herhalde. Üç konseri bunu vereceksin Metallica'ya. Yani evet adamlara fiyat. Bunun var. dünyadaki karşılığını düşün. Abi o getirip o, o de 35 hafta burada koşturacaksın. 10 milyon bence iyi para yani o yüzden. Sıkıntı yok. Doğru. Bunlar böyle düşünmek lazım. Abi bir de yani şimdi gerçekten top konuşturdunuz bize de bu programda ama. Niye konuş? Ee... Şu an top mu konuşuyorduk sence Mehmet abi, <laughs> abi dediğim gibi bu milyonda bir olabilecek piyangom trak şeylerde yani ben şey kısmına yüzde yüz katılıyorum. Galatasaray'ın ilk ihtiyacı o simen miydi? Çok doğru. Galatasaray'ın başka dertleri yok mu? Çok doğru. Üç tane forvete 25 milyon ya da 20 milyon civarında bir şey yükü. Keş. Keş yükü, doğru. yıllık çok mantıklı mı? Doğru. O simen seni kesin başarıya götürecek formül mü? Doğru. Okan Buruk'un bazı noktalardan içini zorlaştırmıyor mu? Çünkü çift forvet. Bunların var ya bak Hemen hemen hepsi doğru. <gülüyor> doğru doğru. <laughs> Ama abi yani e, dün de onu dedim. Ya yani mesela Jude Bellingham bir şey oldu abi. Ancelotti'nin suratına işedi Bellingham. <laughs> Attılar Bellingham'ı. Dünyada da hiçbir yere gidemiyor. Dedi, dediler ki 8-9 milyona yani en azından biz bu sene bunun maliyetini ödemeyelim. Almaz mısın abi Bellingham? Alırım. Alırım. Alırsın yani. Alırsın abi niye almıyorsun? Baba göbeğin gözüküyor. Her Baba. yerim gözükebilir. Bak daha enteresan açıklama yapıyorum. Fatih Terim zamanında şöyle bir açıklama yapmış. Bir, bir, sus şimdi kendine gel. Jude geri aldım işemiyor. Vup, geri çekti çek. pozisyon. Haaland gitti. Pep Guardiola'nın keline vurdu. Ondan sonra dedi ki. Ama şeyde mi? 1 Eylül'de. He 1 Eylül'de. 2 Eylül'de ya da. Ya 2 Eylül'de. Pep dedi ki attılar. Açıklama geldi. 10 milyon vereceksiniz. Haaland bir sene. Hayır sordu. dur dur daha da netleştirelim. Manchester City yönetimi de Guardiola'nın seneye takım bırakacağını biliyor. Tamam dediler hoca şimdi saldı da şimdi <laughs> biz de 150 milyonluk adamı da yani kenara oturup bir sene boş tutturmayalım. Gitsin. Nereye gidecek bu adam? Transfer açık olan nere var? Aa Türkiye. Vallahi 15 for, milyon. 5 forvetim olsun Haaland'ı da alırım. Ben de alırım. Oynatsın hocam. Ben de böyle bakıyorum bu bokaya. Dün... Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dün Twitter'da şöyle bir şey gördüm. Fatih Terim zamanında gelip şey demişler. Drogba alacağı zaman. Drogba, Drogba'yı mı alalım, stoper mi alalım gibi şey. Bu doğru mu bilmiyorum bu arada da. Burak da çatır çatır gol atıyor. Ha. Rivayet. O da demiş ki... stoper <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Alın Drogba'yı demiş. Yani aklın yolu bir gibi. Ya mesela dur en basit soru. Çok iyi böyle en sevdiğin topçu kimsin? Ya yani en Mbappe. mı? Şu Hayır anı. mesela Mbappé diyeyim. Mbappé yani, Real'e yani. gidemedi. Ya abi Real Madrid Mbappe de benzer aslında. Ha. Yani Mbappé'nin birincil pozisyonunda aslında senin en büyük starın oynuyordu ve şu anda Real Madrid bunun sıkıntısında yaşıyor. Tamam evet. Ama bence filmi bir ay geriye alalım Mbappé'yi almama ihtimaliniz var mı desen? Real Hayır şöyle mi? düşün. Real'e gitmek istemiyordu, da, istiyordu da Paris Saint Germain'e imza atmadı falan filan. Paris e seni kadro dışı bıraktım. Hmm. Dediğin gibi geldi. Alnas Alnasır mı neydi lan adı? Alnasa. Başkanı. Yok o takım. Ha, El Halefi, Halefi. Nasser El Nasser miydi? Başkan Nasser El Halefi. eski patron. Gitti. Nasser'e dedi ki... Nasser dedi. Fransızca işte... Ole ole he. Uti. Putalı mutalı bir şey attı mesela. O Fransızca değil de. Falan dedi. Tamam böyle bir şey dedi. Adam dedi ki... Hayırdır? Falan ben işte şey inmeyeyim. Abi... Kadrodistsin. Mbappe boş oturacak ama seneye de Real Madrid'e gidecek. Mesela para kazanabilirsin diyelim. Öyle bir durum var. Abi verirsin bir yerde oynasın. En azından kendini geliştirsin dersin ya. Mbappe dediler geldiler. Beşiktaş'a getirdiler Mbappe. <laughs> 20 milyon. Mbappe Beşiktaş. 20 milyon verin oynasın dediler. Valla ben Başka bi, bir... Başka bir örneğiniz var mı verecek? 1500-2000 euro atarım. <laughs> 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 Derim ki buyurun Beşiktaş kulübü 2000 euro benden. Bir de adam 25 yaşında abi. Mesela. Evet, evet. Çok... çok, mantıklı. O zaman bu muhabbeti şöyle bir bağlayalım. Her bu arada deketelare, Beşiktaş. Deketelare, acımasız oldun sen. Deketelare, 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 deketelare özledin de, de adamın neden. Evet. Beşiktaş demişken Joao Mario transferi için tebrik ediyorum. En sevdiğim topçulardan bir tanesi. Çok iyi top çaldı Beşiktaş. Vallahi Canın yani. De... özel topçusu. Benim kariyerimin her dönemi çok kesişti Joao Mario'yla. Ne anlamda? Ee, yani Sporting'de ha, kariyeri başlarken ben anlattım. Sonra Inter'e gitti, sonra Benfica'ya döndü. Bunların hepsinde bir şekilde... Anlattın. Yer, anlattım. CL'ye anlattın. CL'ye anlattım Schmidt sezonunda. Sadece gol sayısı biraz tweet de attım. Penaltı attı o sezon. Çok golü var gibi gözüktü yani. Aşırı bir golcüye dönüşmüş gibi. O kadar değil. Ee, orta sahada Yarım da sunat. bence inanılmaz oynar. Yani Çok e, iyi, çok Kanada'da iyi. Kanada'da koyu oynar orta sahada. Bu arada şey çok var. saçma oldu. Kanada'da rahat oynar zaten. Şey çok saçma oldu. <laughs> Ney? Türkiye Ligi'nden size 5 tane forvet sayıyorum. Say. Hep Ceko. İtalya gol kralı hepsi. Ceko. Bile. Ennesri, Immobile, Icardi, of. Osimen. <laughs> Hadi bir defa şu ayı. Bat şu Ulan Piontek bile var ya. Hani ha, o, var. Yani. <laughs> Aynen. Çok saçma bir forvet şeyi var. Bolluğu var. Sa oğlum unuttuğumuz kesim vardır bu arada. İlla birileri daha vardır. <laughs> ee, şey Banza geldi. Banza geldi. Geldi mi Banza? Geldi. Geldi. Odan açık elemedim. Ranzanın ben satın almasını anlamadım. Ranzanın neresinde yatmak istersin? Üstünde mi altında? Ee, alt. Üst. Ranzanın üstünde yatın. Üstünde oğlum. Üst şey ben. Çok sağ adam. Ben askerde alttan düştüm yataktan. Alttan nasıl? Altı Ranzan. Alttan düşersen Ozan, bir şey olmaz. Bir şey olmadı zaten. Üstten ama üstte de koruma var. Koruma var oğlum. Ha işte O zaman belki de altta da var lan koruma. Altta niye koruma olsun lan? Var ama yani yanda var. Alttaki korumayı ne yapacaksın Aga? Film Söyler. abi? Film önereceğim. Söyle Abi The Last Kingdom. Önerdin mi geçen hafta? Geçen hafta önerdim. Bu hafta pekiştireç vuruyorum. Dizi beni müthiş noktalara götürdü. Müthiş noktalardayım ya. Evet sen ver filmi. Koreliler. Sizinle barışmayan bir yıldızım vardı genel olarak bu üretim süreçleriyle alakalı olarak sinematik evrende falan. Seul kaç kilometredir? Buradan mı? 10.000 bin. Buradan. Buradan Seul. 10.000 yoktur be. Yok mu? Bakıyorum i̇stanbul Seul arası. Dur söyleme burada Buradan Benim İngiltere 3000 3500. Buradan Ne İngiltere? Oğlum Seul diyorum. Ama ulan tersi yapıyorum. 9 10000. 7500 7, 7 800 diyorum. 7, 7, en 500. yakın tahmini yapanın 7 800. Ben 9 buçuk diyorum. 7800 kilometre diyorum. Şimdi evet. çocuklara da soracağım. Ne kadardır İstanbul Seul arası? 8, senince? Senince. Oğlum buradan Türkiye'nin diğer tarafı 1600 zaten. Sence? 12.000. 8.500. 9.5. 9.5 sen? 7.800 ne yaptın? Memse Seul mu yazdın? 8000 bin. 7 bin Geri 800 dedim. Aa 7950 Oha çok iyi. Çok iyi tahmin. Sen neymişsin be? Bak şöyle oluyor ya. Kazakistan, Muhalistan, Çin. Buraları geçiyorsun hop Seul. O zaman yeni oyunumuz. Bir dakika ya. Youtube yorumlarını takip ediyoruz. Tamam. Dediniz ki bir ülkeyi hem konuşun hem de Ama önce konuşsun. her şeyi oynayalım. Her şey. Hadi. Her şeyi oynayalım. Sisin içindeki ama her şeyi şey bir her şeyi bir anlatman lazım. Evet, her şeyi şey bir anlat. Önce ha, bir izleyici dolu dolu bir anlat. Her ee, izleyici her bölümü e, izlemez. Oyunun şu e, herkes e, bir tane şey söylüyor her şey olabilir. Yat yere bir timsah yapalım lan içimden. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> ama <gülüyor> çok kablo oluyor. Peki neyse. Ee, <gülüyor> <gülüyor> sisin içindeki ya, dün musisi muhabbeti vardı da oradan. Rahmetli yani. Allah rahmet eylesin. Sisin içindeki daha kalın kısım. Sisi. Lost'a Desmond'ın 4 8 15 16 23 42 girdiği alet. Eee jilet. Kek. Kahve, granül kahve. T harfinin üstteki çizgisi. Emmanuel M2. Dugas <laughs> panjuru çektiğin ip ölüm korkusu. The Godfather 3. film. Şey yani film direkt film olarak mı? Evet, The Godfather 3. Tamam. Part 3. Godfather 1'de Al Pacino'nun karısının patlayan arabası. Ejderhanın tam ateş püskürtmeden önceki anı. Hangi ejderhanın ha? herhangi, ejderhan. herhangi bir ejderhan. Herhangi bir ejderhanın. Genel, genel verdi. Son tur Murat oldu. Murat Kekilli. Ve? Ee, Metin Arulat'ın klibinde döktüğü dondurma. Yoğurt değil miydi? Yoğurt. Yoğurt. Düğün. Yoğurt. Siz de aklınıza gelen şeyleri yazabilirsiniz yorumları oyuna katılmak isterseniz. Son diğer oyun, diğer yok. oyunu var diğer oyunu var Diğer oyun? Ülke oyunu. Ülke oyunu ver artık. Her hafta bir... Ülke bir dakika bir ya, ben bir şey önereceğim ya. Çok iyi bir şey öneriyorum. Bak Koreliler gerçekten belli bir noktadan artık son 10 senede bir gelişim var. Çok iyi şeyler yapıyorlar. A Killer Paradox. Netflix. Ben bayıldım. Mükemmel. <gülüyor> Neye? A Killer <laughs> Çok iyi iş gerçekten çok iyi çok saygılıydım tebrik ederim Boracan Bo 9309'un yorumu her hafta bir ülke belirleyin ve tarihin en büyük tarihinin en büyük 5 futbolcusunu tartışın agalar en büyük 5 futbolcu artı 3 tane de mansiyon çok isteyip de alamadığınız Misal, Oğlum, Madagaskar bir dersen mansiyonun 5'i nereden bulacağız mansiyonu tamam, yani? hayır. Güney Kore ile başlıyoruz 5 tane 3 fut futbolcu 3 tane de başka şey sayalım ülkeden Kim Min-Jae Son Jisoo soo Tamam 3 futbolcu 3'ü üç, mü 3'er değil Yo üç tane sayalım. Tamam. Yong Kwan Kang. Tamam. Chabi. Aa. Say sen istediklerini. Bitti. Üç tane de başka şey. K-pop. Baş Çılgınlığı. K-pop askere gitti galiba şey o BTS full. Kimçi. Kimçi. Şenol Güneş. Şenol Güneş Trabzonspor'un başına geldi hocaya da. Öncesinde sevdim başındaydı. Başına geçti. Evet. Başına geldi olumsuz bir şey bu. Öyle mi? Tabi başına neler geldi. Yani, Trabzonspor'un başına yok. geldi yani. Bu arada geçen hafta Canön Duygu'yla ayakkabı çorap yapmıştık. Adam zaten bu sefer farklı çoraplarla gelmiş. O ihtimalle ortadan kaldırmış. Öyle. Anca bir tanesini... Şenol Güneş'in Erman'a çok benzeyen bir özelliği var. Kendi semtinde ve habitatında doğal halleriyle görülebiliyor. He, ben de okey oynuyorum. Aynen, mesela okay sokakta, Trabzon'da bir sokakta Şenol Güneş'i görebilirsiniz okey oynarken. Erman'ın da kendi habitatında, mahallesinde bir Doğru. Yerde bir kahve içerken görebilirsiniz. Doğru. Manchester demişken. <laughs> ne zaman dedik lan? Bayağı oldu. O e bilet alabildim mi? Aldım. Ciddi misin aldım. sen? Aldım. Oasis Hangi konserde? Herkes aldı. Bütün herkes ağladı benim gördüğüm. 2 Aa, Ağustos Ramley'i aldım. Bu açtı. Ama. Armağan ama. da almış. Bu kadar ama. önemli bir şey mi ya? Abi kişiye göre değişir. Ben Beşir. çok sevdiğim bir grup 15 sene sonra tekrardan birleşme ihtimali doğmuş. Ben bu adamları tek tek ayrı ayrıyken gidip izleyebilmişim ama hiç beraber izlememişim. ve bu adamlar tekrardan birleştiklerini duyuruyorlar. Benim için önemli, başkası Nereye kadar... kadar çıkarsın? Ne alan? Mesela tövbe estağfurullah. mali <laughs> anlamda yani bu bir... mesela şunu demek Mali istiyorum. anlamda çıkabileceğim yer benim mal. kararım değil. Şunu Geleceğim. şunu söylemek. Sadece tek başına alacağım bir karar değil. Aktif, eğer en sevdiğiniz isim aktif hala, aktif. Ölmüş de olabilir, tabii ölmüş de daha yukarıya çıkmaya Manchester gerek yok. aktif. Ölmüşüm geri döndürmek lazım. Ya atıyorum mesela ben, yani Freddie Mercury'nin bir konserini izlemek için... Hayatta en çok izlemek istediğim konser Freddie Mercury. Benim Freddie Michael, Michael Jackson, Mercury sonra Mercury. Yani Queen'in Wembley konseri bir, Michael Jackson'ın da... Abi herhangi bir konseri inanılmaz adam. Yani Moskova'sı falan çok ekstra onun. Bükreş falan da inanılmaz. Evet. Ambulans üstüne ambulans geliyor. <laughs> 30 saniye. saniye. Bir... Yani özetle ben bilet aldım ama buradan bir tane bir söz söylemek istiyorum. Abi sıra açıldığında 85 bininci sıradaydım. Önümdeki ekranda 85 bin yazıyordu. 6 saat bekleye 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 bekleye, bekleye. en sonunda biri gördüm. O sayfa nasıl resetlenmedi hiç? Bu kadar da boşa düşündüm. Atıldım iki kere. İki kere, kere session at oldum. Session alttan döndük. Ama. Ama. Ben bu sistemi kim kurduysa çünkü bir de dynamic price diye bir şey getirmişler. Dinamik dinamik şey dinamik fiyatlama. Dinamik fiyatlama. Talep o... olduğu için biletlerin fiyatları yüksekten alırsan hani bunu böyle de verelim. Talep olduğu o için da... arz ne oluyor? O da olur. Tabii. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir sorun yaşadık. Ee, o bekleme sürecinden ötürü bir de insanlara bu dynamic price diye bir şeyi fırsatçılık yaptığından ötürü. Dinamik fiyatlandırma. Başta Ticketmaster olmak üzere bu sistemde emeği geçen herkesin <laughs> Ticketmaster'ın sahibi de inşallah ters adamdır. <laughs> Onur'a <laughs> <laughs> programı izleyip benim de temennim bu. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in oynadığı Maria filmi. Venedik Film Festivali'nde 8 dakika ayakta. Maria mı Maria mı? Maria. Maria'dır. Bir operacıyı canlandırıyor. Efsane soprano Maria Kayas'ı canlandıran. Maria Kalas. Kalas. Ya Kalas diye söyleniyor Kayas. Thomas, Kalaş vardı. Galatasaray. Chelsea genç yaşında alıp sonrasında olmadı. Hollanda'ya falan kiraladı. O oyuncu geldi aklıma. Filmde opera söyleyen Angelina Jolie, ''Eski bir sevgilim sesimin berbat olduğunu söyleyince şarkı söylemeyi bırakmıştım. Onun bu fikrini aşmam uzun zaman aldı.'' dedi. Red Pitt'tir. Ya da şeydir, Billy Bob Thornton. Gaslighting mi yapmıştır kadına? Billy Bob Thornton'la çok toksik, manyak bir ilişki yaşadılar hiç unutmam. Evet. Öyle mi? Ki Haluk Bilginer'in de öyle bir ilişki. Az alkışlanmışlar ama. Billy Bob Thornton, Kameralar önünde hatırlarsınız o, o röportajları. Şeye, Şapkalıyla, şapkalı sinema, haliyle. film galasına mı ne geliyorlar ondan sonra? Film galası. Biri <laughs> 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 Bob Başka mi? gala da var, belgesel galası var. Bu gala başlı gala. Bu gala başka... Cengal'la taşlı gala. Diyor ki ne zaman şey 10 dakika önce seks yaptık arabada diyor. Pep geçen sezon City'nin her çalışanına onar bir... Biri Bob Thornton değildi ya. Biri Bob Thornton prim varmış. Ulan Billy Bob Thornton, Angelina Jolie yaz. Yaz, YouTube'a yaz. Aşçılar, resepsiyonistler, fizyoterapistler, abi, aynen, biraz. Aynen, aynen. Billy Bob Thornton işte aynen, abi. Aynen, Billy Bob... al... What happened? <laughs> Ve güvenlikler dahil 60-70 kişi. Ne diyor, önemli bir şey çıkıyor, olmadı. hadi. Ben vereyim de. 2003'te ayrılmışlar. Evet. 2003'te mi ayrılmışlar? Tabii. 2003'te anca. 2003'te Anjana finalize var. edilmiş. Artık. Billy Bob Thornton Prime'ındaydı. Ayrılıktan ee, ayrıldıktan sonra Angelina Jolie Thornton'ın, Jolly, Thornton'ın Thornton kolundaki e, dövmesini sildirtmiş. E, ve onların yerine çocuklarının ve sonraki eşinin, yani Brad Pitt'in doğum yerlerini yazdırmış. O şeyin yerine. Illinois. Nashville. <laughs> Mesela, aynı. Ama onlar başka... Quebec falan. Aynen. Evlatlıkta edindi onlar. Kim? Angelina Jolie ile Brad Pitt. Bu arada e, Piloh Pit miydi? Çiloh muydu kızın büyük kızın adı? Şeyi söyleyen. Neydi o İtalyan grubun adı? Kız Hep. var bas basis bas, bas gitaristleri kız. Hayalet sevgili Miran. Oğlum İtalyan grup erkek vokal bas kız. Lazio. <laughs> Ulan bir şarkıları çok popüler oldu. Ancak Anjana... Bareskin. Maneskin. Ha, Angela Jolie kızı konserine götürüyor Maneskin'in. Kız da söylüyor. Evet, evet. O kız, Brad Pitt'ten nefret ettiği gibi bir durumdan dolayı, yani nefret etti demeyelim, babadır yine. <laughs> Ama yani Brad Pitt'i çok da sevmediği için sildirdi Pitt'i. Pitt'i sildirdi kendinden. Pep ona bir sorun yaşıyor kız. Ferrari ile ortak bir yanı var. <laughs> Pep, kulüp çalışanlara onar er bin pound film vermiş. Pep sen de ne kadar cimri adammışsın Allah'ın cezası. Allah, ne Allah, Allah bin, seni kahretsin. 700 bin pound çıkmış adam. Ulan adam kadar. zorunlu mu? Zorunlu mu? Ulan Pep kaç para kazanıyordur? Ulan istiyorsa istediğini kazanır. Pep kaç para kazanıyordur? İstiyorsa, istediğini kazanır. Kaç para Sadece Oğlum, istiyorsa istediğini kazanır. İstiyorsa istediğini kazanır. 20 giriyordur cebine yıllık. 20 15 20. Şampiyonluk primi Ya diyorsa 1 milyar dolar ya, girsin aga. İstiyorsa 1 milyar dolar girsin. Adam vermek zorunda mı aga? Pep'in evet. kazandığı parayla ha. kulüp fizyosunun kazandığı para kaç kat farklıdır? 50 kat falan farklıdır yani. herhalde. 50 mi? Çoktur. 8.5 mu? Daha çoktur. 100 kat vardır. Nasıl 100? En az vardır yani. 100 kat. Ya kulüp fizyosu senelik 100 bin pound'ı sana atıyorum. Tamam öbürde 10 milyon alıyor işte. 100 Aynen. kat. Tamam 100. <laughs> Hı. Yani Pepe Ki 10 milyon pandan fazla da galiba Pepe. 20 dedi. Ya yani 20'si vardır bonuslar mı bonuslar bir şey. Var. 200 katı yani. Evet. Bernardo Silva spor salonuna gitmiyorum. Orası topla oynamayı bilmeyenler için. topla de demiyor. Ayağıyla ne yapacağını bilmeyenler için diyor. Ben de bu yüzden gitmiyorum. Neyi? Spor salonuna. O futbolcular için konuşuyor Senin ama. Senin çocuk ne oldu? Hangisi? Bu devam ediyor musun? Ulan Piti. Alaçatı'da konuşuyorduk. Sana getirtiyorum çocuğu diye. Piti. Efkan Piti. Şimdi Şarköy'e yola çıkıyorum. Hafta sonu Şarköy'den dönüşüm var. Hemen Ufuk PT. Ufuk PT. Ufuk PT'yi. Yarın hem... başlıyorum tekrardan. Ben beni de başlat. Artık bıraksanıza. Edeyim. Ulan öyle Art. değil. Cuma dönüyorum ben. Iki Niye iki... bırakalım Komple ya? Komple bırakın abi. Hayır abi. Hayır, sen, abi sen, hayır, abi sen, sen, sen beni 4-5 ay sonra çok dikkatli seyredeceksin. bırakıyorsun sonra. Yani, da. Hayır sen beni bak. Sen ne? Şöyle He. bir anlaşma yapalım. He. İkimizi de taşıyacak bir şey yapalım. Tamam. Hep zarar veriyor. Aynı gün yapalım. Hayır bir şey demeyeceğim. Bugün ayın 14'ü kız saçını kim ördü? tamam. <laughs> ben mesela arası. 4 Eylül'de başlıyorum. Ben başlayamam. Sen tam seninkinde başka Ben yap. cumartesi başlayabilirim. Önümüze 90 gün koyalım. Ekim, Kasım, tamam. Aralık. Ama sen spor geçmişin Aralık. Yok senin benden eski. Siz yapamazsınız. Benim ne eski lan Sen spor geçmişsin var. Hayır ya. şey oynadığım dönem söylüyorsun. Evet. Tamam ama oğlum, onun üstünden de iyi. Evet tamam. tamam sen önce bir challenge koy. challenge Önümüzdeki 3 ay. Evet. Ağustos'un bakıyorum. Ne Ağustos'un? Eylül'ün 3'ündeyiz. Tamam, izleyin. Ağustos ne ya? Aralık. Söylüyorum, gün de söylüyorum. Söyle. Aralığın ilk programı ayın beşinde. Aralığın ilk programı Sizden ayın 5'inde. Bir Ayın 4'ünde demek ki programı çekeceğiz. 4 Aralık'ta çekeceğimiz programa e? Ee? formda, zinde, ince evet. ve zihnen gelişmiş o zihin hani oraya geçtim. Eee... vücuden fark yaratmış bir biçimde gelmeye okey misin? Okeyim. Yapamazsınız. Gel. İkiniz Sır de yapamazsınız. Sırf yapalım bunu. Bir bok olmaz. Evet mesela. sevgili parma. Sen de aralığın ilk haftasındaki <laughs> çekime zinde ve fit gelmeye evet diyor musun? Evet parma da okeymiş. Tamam. Hep beraber fit geliyoruz. Hep beraber fit geliyoruz. Parma yapar da siz yapamazsınız. Ters takla atacağım Parma burada. çok iyi başladı sezona da 9 kişi kaldı. Kaleci, kaleci atıldı. Ters Oyuncu takla burada. Bulit'in şarap seçen adama bakışı. izliyoruz. Ya böyle şeylere gerek yok yani. ya. ya Gülüç, yani, sen çok büyük adamsın. Ya, ha, Üstümüzde ben turunç de Gül, var. Gül, Gülüç'e sallayacak. Hangi ülkeyi seçtik lan demin evet. biz? Bu Güney Kore ya. Doğru evet. Ben e. buradan böyle şovlar işte adam böyle o adamın başka videoları da var böyle bardağı çeviriyor böyle bardağı Peki. yan tutuyor falan böyle saçma sapan hareket mum bum 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 yapıyor. Arkada Hulit'in olması tamamen bir tesadüf mü? Tamamen bir tesadüf. Çok güzel. <laughs> i̇şte ben bu tarz olaylar için yaşıyorum. Evet. Tugay Kerimoğlu değil mi bu adamda? Benziyor. <laughs> 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 figüran mı? Ruz Gülüç figüran mı olmuş? Figüran gibi oluyor videoda arkada. He, Ya çok tatlı adam Gullit ya. Bence bu biraz prodüksiyon... Değil değil. değil. Öyle değil, de olur değil. mu değil. ya? Azar. Gelir düzeyi yükseklerin gittiği bir lokanta burası muhtemelen. Bu Şu Gullit'imi güzel... Gullit'in vardır 200 milyon eurosu. Bankada. Yoktur lan. Vardır, vardır vardır. Yoktur yoktur. Vardır. Yoktur. Ya o zamanlar para mı? Oğlum öyle büyük paralar oynamadı ama ondan sonra Hollanda futbolun öte nazisiydi. Van Dijk-Lisandro Martinez münakaşası. Oo. Ya Lisandro Oo. Martinez. Seni sevdi Garşantinli dedik bağrımıza bastık. Ve... Çok ve... hareket yaptı. Fandak çok iyi hareket yaptı. Fandak. Helal Gel şey. bana yap ya dedi. Gel De bana yap bakayım aynısını. Dedi. Declan Rice'ın kırmızı kartı. Doğru. <laughs> doğru karar. Hayır. Doğru Burada karar. kelime oyunu yapıyor. Kelime oyunu yapıyor. Doğru karar. Karar İngiltere futbol kitapçık ve bilmem doğru olabilir. Futbol Futbol kitapçıkta oyunu delay of the game, delay of the game açıklama yapılabilir. Kabul ya. Ruhunda yok. Kabul. Ruhunda yok. Bak sen. Ruhunda yok. Sen. Olmaz. Sen başka bir yerden geldin. Ben, ben sana... her yerden gelirim tamam. abi. Olmaz. Ben de diyorum ki verdin kardeşim. Raysa verdin ki sarı kartı. Ulan ilk yarıda adam 30 metre vurdu topa. O adama niye vermedin? Kuanda tamamlamıştır. Geçtim. Adam vurdu topa. Şu kadarlık dokundu. Öbür Nerede at değil? at kafası geldi bizim adamın. Ayağı buradan adık. tekme attı. He. Ona ne vermiş Topa acaba? Kırmızı... Topa vuracak. Ya herhalde Chris Kavanağ... ben bu kadar ağır konuşmayacağım ama Chris Cavana yani o... Demeyeceğim. o kadar da ileri gitmeyeceğim. Hocam haklısın. Doğru ama... karar hakemlerin kararıdır. Bak burada kızı... Chris Cavana'nın arkasında duran Ben. futbol düşmanıdır. Ben mesela. Oğlum, Çünkü ne diyorsun oğlum? Oğlum dur. Chris Cavana'nın yapabileceği bir şey yok. Kriş Kavana yapabileceği bir şey yok. Ne diyorsun oğlum sen? Futbol kural kitapçığı Kriş Kavana at diyor. Oğlum Dile adam the... kırmızı niye vermiyor o <laughs> z***? Ee, Kavana. Kriş Kavana ve hakemleri rahat bırakın. Bu oyunun ruhunu bak. Bugün Atıf Bey'de de söyledim. Gerçi bu program Atıf Bey'den önce yayınlanacak. O zaman şey gibi mi? Bu program Atıf Bey'den önce yayınlanacak. Beni tutma. Tamam. Milli aralar. Yeter. Hayır. Yeter. Hayır çok doğru bir şey. Bir şey sorabilir miyim? Yeter. Mi? bir şey sorabilir miyim? Milli araları kaldırın. Chris Kavanagh kısmında şöyle mi diyorsun mesela? Adorno'nun şeyi var yanlış hayat doğru yaşanmaz. Sen o kitabı Aynen yanlış yazarsan Aynen. futbol oynanmaz orada. Aynen abicim. Mesela. Declan Rice atarsan orada Olmaz. futbolun ruhunu da atıyorsun bir yana. Bravo. Olmaz. Kitabı baştan yanlış yazmışsınız. Olmaz. Biraz... Arsenal'ın maçı mı vardı? 40 yaşında insanlar ağlıyor. <laughs> Olmaz. Bir Manchester Migroslav da Zavallısı, ne deli. neyse. Tenak deli mi dahi mi? Da, deli. Evet. evet. Tenak deli. Dur deli bir dakika bak. şeye geçelim. Dur bundan hemen Dur. sonra İstimiz geçelim. Üstümüzde bak bugün ilk Hollanda tişörtü giymişim. Konuşulan konular. Rüdgülüt. Van Dijk. Tenak. Tenak. Ne oluyor çocuğa bir şey deniyor. Ne? Evet. Ne olmuş? Evet. Migrosla. Evet. Migroslav. Tamam doğru. Tamam, ben tarzı abi var. küfür ben edeceğim. Ben abi küfür edeceğim. Denek. Hmm. Tamam. Arne Slot belki kurul düzene geldi. Klopp'un kurduğu Migros Emel'le haftanın enlerine geçiyoruz. Migros Emel'le haftanın enlerindeyiz. Haftanın takımı Liverpool. Çok doğru, çok mantıklı. Haftanın oyuncusu Erling Haaland. Bravo, tebrik ederim. Salah da zorladı orayı. Olsun. Haftanın kalecisi Bart Verbruggen. Burada zaten ya Verbruggen diyoruz ya Flecken diyoruz. Başka bir şey dediğimiz yok. Yo diyeceğiz daha olur. Üçüncü hafta. Haftanın kaleci, e, golü Kai Havertz. Katılmıyorum. Saygıyla mı katılmıyorsun? Saygıyla katılmıyorum. Haftanın hocası Erik Ten Hag. Dersen ha önerinle. Madem katılmıyorsun Aynen. eşek o zaman bir şey söyleseydin dersen çok aksın. Ha. Haftanın hocası da Ten Hag ya da Arne Slot. Ya Ten şundan dolayı yazdık. Hadi biraz dalga geçelim falan filan Aynen. diye yazdık da ama hoca artık yani. Bir dakika bunlara girmedi hocam. Haftanın yiyeceği. Kuru yemiş. Antep fıstığı çok Ben bir sincap şey. gibiyim bu konuda. çok severim. Bayılırım. Ben bir kuru yemiş babasıyım. Ama. Ama. Hilo... Oh, şu dişlere bakın. Yürgen Klopp senin b**** <laughs> Dişlerim yapıldı düşüp kırmıştım biliyorsunuz havuza. Düşmek değil yani. Dalıp bal, kırmıştım atlamak, balıklama. Ee, nihayetinde diş prosesim sona erdi. Dün itibariyle artık oğlum. Yeni dişlerim var. Bakın dişlerim. Çok iyi. O yüzden bir iki gün kuru yemişsiz kaldım. Yoksa ben şu anda bunları yemiştim, yerdim. Eee e -e, Atıştırmalıktan içeceğe Vay, Dondurmadan kadar. hazır yemeğe Migros hemen dakikalar içinde kapınızda. Şu anda Migros hemenden bir tane Kurye mi söylesin. Ee, ya yani ege Ege'lik bir şey söylerim. Kaju falan, kaju çok seviyorum. Antep fıstığı. Antep fıstığı. Her zaman, ege all time all best. Ne yapıyorsun oğlum? Çiğ fındık mı söylersin sen? Bakayım. Sonra ne yaparsın? Çiğ fındık. Bizim senle zaten bunları yememiz lazım artık. Çiğ fındık, çiğ badem, çiğ ceviz, çiğ kaju. Spora başladık biz seninle. Spora ve diyete güzel, güzel bir hayata başladık. Bunları bunları yiyeceğiz. Sana 1 milyon liralık çek geldi mi? Ha. Küs müsün sen? Seslenmek ister mi? Ağzı dolu. Ağzı, Ağzı dolu. dolu. seslenmek ister misin? 150 bin lira. Erman ya. yemiş istiyor. Bana da versenize çocuğum var. <laughs> Vallahi kullanırım. Bana ve sevgili Can Öndürk'e ye yemiş istiyorum. E çünkü... Can Önduygu'nun çocuğuna kaju yemişsin. <laughs> Küçücük çocuk Ege Duygu. 2 yaşında daha. Bu çocuk yemiş yemezse beslenemez. Dişleri ne durumda? Çok Gayet iyi. Kaju sindirebilir halde mi? Tabii tabii. Şey Yürürsün, yürürüm. Yürürüm. Bir dakika. Tenak'la alakalı senin yorumların var. Onları alabilir miyim? Ya Erik Tenak. Küçülme. Bir dur. Yavaş yeme. Ne açıdan? Ver biraz. Küçülme. Bu böyle yenmez abi. Yediğin şeyin kabuğunu yediğin yerin içine atamazsın. Yok yedek atılı atı, atılaybol yazıyor. Boş yok. bardağın var abi. Boş, Boş bardak, bir bardak bir gün bardak, dolar. Bardak bir gün dolar. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Migros Hatta... Kalıbın adamı ol. İstifa et. Kalıbın adamı ol. Bir milyon euro, bir milyar euro harcadınız ya. Ya milyar euro harcadınız ya. Geri taklidi yaparak kovulmaya çalışıyorsun. Bilmiyor değiliz. Milyar euro harcadınız abi. Liverpool her gelişinde antrenman yapıyor ya. Ki yaralı bir Liverpool. Eksik bir Liverpool. Hocasız bir Liverpool. Yani, Nasıl hocasız? hayır şu anlamda. Ne? Yeni hoca... <laughs> ya dur Ne dedi? Koca kaç yıllık bir dönem kapamış, Yeni bir dönem başlamış yani. Sıfırdan başlayan bir Liverpool. Ceviz için. Herifler her sene sıfırdan başlayıp o yine ne? koyuyorlar. Çiğ fındık. Çiğ fındık. Antep var. Hani nerede Antep? Orada. Şurada var bir tane. So, Antep fıstığı fıstığını seversiniz? <laughs> Siirt fıstığı. Siirt Antep. fıstığı biraz daha kalın daha tatlı İkisi oluyor. İkisi de bizim şehrimizdir. Antep fıstığını ben daha çok vur, şey yapıyorum. Antepliler Antep. de benim canım. Siirtliler de benim canım. Bu ülke bir mozaik. Migros Emel'le haftanın enlerinin sonuna geldik. İtalyanca'da ellerini arkada kavuşturup inşaat izleyen emekli amcalara Umarel deniyormuş. Umarel. Umarel. El, ar, umar el, umar, arkada anlamında Alet işler, el umar. Amin umar. Aa. Ee, buna Türkçe isim önerilerinizi de bekleriz. Ee, ya eğer... düz inşaat izleyen dayı da olabilir. Yani. Geçen dayı. ülkemizden bir fotoğraf düştü. Ee, sandalyelerini atmışlar. Böyle şey izler gibi. Bu çok üzücü. ne Niye oğlum? Kahvenin önüne atmışlar. Oradan inşaat izliyorlar mesela. O, o tarz oluyor. Çok düz, güzel bir video ya. Video değil fotoğraf. Düz <laughs> düz inşaat izleyen da, dayı. Türkçe'de bir isim bulalım buna. Ozan Cansur'un bakalım bizlere neler soracak ve nereden soracak bu hafta. Hadi bakalım Ozan. Bu haftanın ilk sorusu futbol. Şu ana kadar oynanan 3 Premier Lig maçında. Yarattığı XG'ye rağmen en az gol atan takım. Ya da en yüksek eksi XG'ye sahip takım kimdir? Dur. Yor. Southampton. Öyle mi diyorsun? Southampton bence. Ha. Ee, Yarattığı XG'ye göre... Aynen en az gol atan. Az takım. atacak. Southampton. <laughs> az atmış takım olmak lazım o zaman. Hadi ya. Az, azizler. <laughs> Bunu nereden çekmiş bu videoyu gene? Arkasında apartman var. Ama One sen way. Southampton dediğine göre demek bildiğin vardır. Yok, yüzde yüz bilmiyorum ama yüzde... Tamam, ben de sallıyorum o zaman. One way ticket. Brighton. Brighton. Brighton olamaz. Sen? Olabilir. Brighton çok üretmeden goller buldu. Aa, Arsenal maçında XK'si yok mu? Çok üretmeyen. Brighton çok üretmeden goller buldu. Aa, Arsenal maçında XK'leri o kadar fazla değil yani. Brighton ya, çok üretmeden goller buldu. Ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun? Eee... Crystal Palace. Ben de Palace diyorum. Doğru cevap ne? Sotor. Sotor. İkinci soru. Devam edelim. İkinci sorumuz bugün gördüğünüz gibi bayağı düşük bütçeliyiz. Aynı yerden çekiyorum bütün soruları. Yine bir yemek sorusu. Domatesten önce ketçap yapmak için kullanılan ilk ana malzeme nedir? Söylüyorum. Doğru bakalım. Direkt söylüyorum. Erik. Biliyor musun? Evet. Kırmızı erik. Nar. Erik erik. Erik erik, düz erik. Hatta şimdi de böyle kullanıyorlar. Şu an bile erik Cevap ketçap be? yapılıyor. Mantarmış. Ne mantarı? O kadar emindin ki. Ne mantarı lan, manyak mısınız <laughs> oğlum? Ne mantarı? Mantarla ketçap mı olur? <laughs> Ketçapın şu anda bile içine kırmızı anjelik erikten atıyorlar. Mantardan ketçap, tenaktan hoca olmaz. Devam edelim. Mümkün değil ya böyle bir şey. Hadi bir de son sorumuz olsun. Neden üç tane farklı Çöp kutumuz var. Bunun olayı nedir? Hadi açıklayın. Babanın bilmesi lazım. Amerika'da yaşadı. Ulan işte dönüşümleri farklı, Dur. kutuları farklı. Dur. Herhalde dönüşümleri farklı. Yani ben evet, plastik, Neden? biri plastik, biri karton, öbürü cam. Dönüşümleri farklı diyorsun. Evet. Ben de böyle demek zorundayım. Ben hatta. ikiniz böyle değilseniz farklı bir şey söylemek için saçmalayayım. Ee, biri eyaletin çöpü. <laughs> Biri distriktin, distrik denilen bölgenin çöpü. Eyalet. Diğeri de genel. Düz Belediye. kutu geri dönüşümmüş evet. Ya böyle soru mu olur lan? Zaten bu kadar çok basit. Yani üç tane Biraz. niye olabilir ya bir yerde? Oğlum bazen en gözünün önündedir cevap. Oğlum bu saat... Bazen en basite gideceksin. <laughs> Ama Amerika'da değil, Türkiye'de de var oğlum zaten bu. Saçma sapan soru. <laughs> ee, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Dur. Ozan. Oğlum sen iyice mallılaştın. <laughs> Vallahi kendine dikkat et. Tamam devam. <laughs> <laughs> Jakobs'la harika anlar. Oo, bir dakika. Jakobs'la harika anlardayız. İsmail Jakobs Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle kuvvetli Yaptı yapacağını bir, İsmail Jakobs. Bizim Yakopsla bu yola girmemiz. Devamında Galatasaray'ın... Kardeşim. Türkiye'ye ne alakalı? Haaland geldi lan ekran. Haaland çünkü hat-trick yaptı yine ama önce İsmail Yakops'tan konuşacağız. İsmail Yakops varken Haaland... Ben buradan Yakops yetkililerine sesleniyorum. Önünüzde çok iyi bir fırsat var. Reklam yüzü olarak İsmail Yakops. Bu hangi Yakops peki? Harvey Jacobs bu da. İsmail Yakops'la beni buluşturun. Erman Yakops olarak giderim ben peki de. Peki ya kahve yapacaksın. Kahve He. sohbetleri. Ben gideceğim İsmail. Welcome to İstanbul and Galatasaray şeklinde gideceğim İsmail Yakobs. Gece hayatını sevdiğime ha. dair bir şey gördüm. Berat sen de çok ha. seversin. Ha. Ha. Bir kahve. Gece hayatı değil antrenman sonrası kahvemizi içeceğiz. Ben diyeceğim ki işte Galatasaray, Okan Buruk, büyük Galatasaray taraftarı. Türkçe mi canım? Ne hedefliyorsun burada? Hayır abicim İngilizce konuşamıyor muyum ben? Adam konuşabiliyor mu? İsmail Yakobs. Belki de. Yakobs. İsmail Saray çıkmamış hiç. Ki Fransızlar İngilizce konuşmaz. O zaman terzancı anlaşırız. Haaland hat-trick yaptı yine. Ee, Özelliği bu adamın. 69 maçta 8. hat-trick. Ve 70. gol. Ee, ve çok gol. Ee, Onur Erdem'in... O e, kadar rahatım ki. Bir mi? senede 91 gol atmak imkansız. Bir takvim yılında 91 gol atılmaz. Çünkü en yakın bugüne kadar atan 25 gol eksik atmış dedim. Ee, hala ve hala arkasındayım. Hiçbir sıkıntım yok. O 25'ten fazla yaklaşamıyorum. Bu toplamda Bu sene mi? mi? Ha, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu sene azdır ha. 50 yoktur. Ama böyle Ocak'ta böyle girse mesela. 35-40 vardır şu anda. 35 mi? Yok 4 vardır. <laughs> Oğlum Ocak'tan, Ocak'tan itibaren. Oğlum all competitions, Norveç'te falan Oğlum, da atıyor adam. Adam şampiyona görmedi mesela. Görmesin. Abi. Norveç maç yapmıyor mu? İki, iki, i̇ki buçuk aydır maç yapmıyor mesela adam abi. İki buçuk ay boş geçti. Haziran, Temmuz, Ağustos'un 15'e kadar maç o, yapmadı oynayacağı adam. Oynayacağı bir maç. zaman da olur. Belki sonraki Dünya Kupası'nda oynayacak. At abi oynasın. Tamam şu anda korkmuyorum. Ben Olmaz Kontrol mi? Olmaz değil. 2024 yılında kaç gol ettiğine bakmak istiyorum. Tamam. Bu ya bir taraftan da Nicolas Jackson'ın gol sonrası Yusuf Diket sevinci ekranlarınıza geliyor. İşte Chelsea'nin Senegal'li yıldızı attığı golün ardından yaptığı Yusuf Diket sevinciyle Nefis. Yusuf. Yusuf Bu arada <laughs> Dikeç. Yusuf Dikeç sevincini şu ana kadar en nizami nizami yapanlardan biri. Nicolas Jackson. Anlayan anladı. 7 gol atmış. 7 gol mü? Takvim yılında mı? Yok bu sezona baktı şu an. Evet. Şimdi diğerlerini toplayacağız. <gülüyor> <gülüyor> çok yavaş bir başlangıç <laughs> bu ama. Ee, son dakika golü. Bu golle Bournemouth Newcastle United deplasmanında 87. Everton, dakikada. Everton, Everton. Everton deplasmanında 87. dakikada geride girdiği maçı 2-0'dan 3-2'ye çevirdi. Ve gerçekten çok mutlu oldular. Everton Biri yani, ben nasıl bir... Yani gerçekten... <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın bu kulüp tamam dış müdahale de aldı geçen sene. Bakın sürekli, Everton. Sürekli puanın silindi. Zar zor kaldınız. Bunların hepsi okey. Ama 87. dakikaya da 2-0 önde girip kendi sahanda bir de Bournemouth'a. Bir de Bournemouth'a. Sen ne demek istiyorsun Bournemouth'a? Kötü takım diyorum. Değil. Çok Ama takım diyorum. şunu söyleyeyim. Hadi bakalım. Bence Everton'ın son bittiğinde düşme potasında ee, Çok ayrıca maçlardan biri bu. Ha, olası rakiplerinden biri olabilirdi Bormut. Olabilir. Abi. Hala da olabilir. Yani 3 puanından olup bir de onlara 3 puan yazdırmak. Yani Altı şey puan... derler Erman'ın buna. 6 puanlık, puanlık maç. 6 maç. yes. Six point game. 6 yeah. game. Ve, Ve Scott McTominay. Dur. Konudan konuya atlama. Ee, şandaş olduğu için ben diyordum ki Everton herhalde bir yolunu bulur düşmez. Bu takım var ya düşer. Düşer mi? Bu takım... William Aldo düşer vardı. Önemli oyuncuydu. Düş, evet. Ve Scott Arjan mıydı o? Uruguaylı mıydı? Arjan. Arjan. Arjan demişken. Scott mı mıydı? Ve... Diye... Aa Napoli. Vay 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 vay. Top Maradona'nın dizinde mi orada? Evet. Dizinde sektirerek gidiyor. Aynen. Sektirme işle gidiyor. Güzel oyuncu. Yıllar önce Lincoln'da yaptı bunu. Güzel transfer. Aynen gençler biliyor oftaş. Aynen. Bu ara Twitter'a şey çok düşüyor. Ne düşüyor? Hasan Jankaya şimdiki hayatına veda. Hasan'a da buradan selamlar. Şimdiki hayatına veda etmiş. Bir sonraki. <laughs> ya mesela bunları kaldıramıyorlar mı? Kendi açıklama yaptı geçen Hasan Can. La. Ne diyor? Şimdiki hayatım... abi şikayet ediyoruz avukatlar, avukatlar uğraşıyoruz yine bir yerden çıkıyor. <laughs> <laughs> 20-22 hayat falan dolaştı. Bir ara Fatih Antalya'ya sarmışlardı. <laughs> Hasan Can'dan önce. <laughs> <laughs> ya, normal hayatına veda etti. olmaz bir haber bu arada. Ya <laughs> geliyor anladın mı? <laughs> ne olmuş olabilir diye. bir çakalım. <laughs> Kardeşim. Bu nedir ya? Bir ara orkestrayı çağıralım. Ben Ağralım. geçen onu dedim bak yemin ediyorum benden çok yaşayacaksın. Bekir Hazretleri almaz edeyim. buraya. Ha al alacak. <laughs> alacak. Alacak. Şöyle Ekim ortası falan. Okullar falan da açıldı. Bugün yeni bebeler okullarda herkes. Şak şuka. Şu, pazartesi. <laughs> pazartesi açıldı. Şöyle. Şak şuka. Şakşuka. şuka. Şak şuka. Valla o çocuğun adı neydi? Albay Dorsay mıydı? <gülüyor> neydi? Hatırlıyorum <laughs> ben o çocuğu. Ben de, bir şey İslimi mi? Bislimi. O Young Boys'da oynuyor lan. Bis <gülüyor> <gülüyor> Bis <laughs> Bislimi Young Boys'da mı oynuyordu? Durna. <laughs> Zafer Durna. Alican. Ali Alican Durna. Alican Durna. Alican Ali Can Can ismi. Instagram'da galiba. Hayır, Ali Alican Durna dediğim anda. Aslında burayı alırız ha. Durna diyeceğim. Benim buradan bir talebim var. Var. Bekir Şerefi'den. Berhat talebi. Stüdyonun dört köşesine şöyle güzel bir ses sistemi. Neden burayı? Atıyorum Cuma günü saat 5'te. Happy Hour'la. Oh. Oh, i̇şte. Oh, Burayı çalışanlar. bir disco'ya çevirmiyoruz. Aynen. Yeah, yeah, yeah. Yeni Aynen. bölüm. Yeni bölüm. Biz bunu... Yeni program. Happy Hour. Dekatelare, dekatelare acımasız oldun sen. 2026 Mart'ında falan Bu arada önce yaparız. bir yaparız. <laughs> Dürüstçe bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bugüne kadar yaptığım en kötü şarkı. Çocuk olma. Çok kötü şarkı. Sen manyak mısın? Dekatelare ile olan uyumu. Don't Çok be good. a kid. Dekatelare. Child. Jacob's harika anları kapatıyorum. Kapattık. Haftanın tahminleri öncesi bende bir gerginlik var. Neden acaba? Çünkü, Çünkü maç milli maçlar var. Milli maçlarda benim alerjim. Ben ama her kitap maçta. İyi maç bende alerji. Isterim. Ben her her Sevmem. Özbekistan Kuzey Kore. Ne? Oo. Özbekistan Kuzey Kore. Kuzey Kore'yi karşıma alamam 0-2. Özbekler kazanır. Özbekistan'ın yenilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben bu maçı. Hatta çok 2 gol yani maksimum 2 iki, 2.5 iki alt ve Özbekler yenilmez. 1-0, 1-1, 1-1 uygun. Japonya Çin. Southampton'mış cevap. Bunlar yıllardır savaşıyor. Çok oldu yani, yıllar. Japonya içeride bulduğum Çin'i affetmez. Yani düşünsene, Çin'in Japonya'yı Japonya'da yenmesi demek işgal gibi. Japonların ben buna izin vereceğini düşünmüyorum. Kaç, hangi maç? Japonya, Çin. Nerede? Japonya. Japonya. Belki tarafsız sahadadır. Ne maçı bu? Ba bir dakika öylesin ben de düşünürüm. Sonra stadyumu söyleyeceğim. Sus. Stadyum. Bakaşıma stadında. Yokohama Stadyumu'na. Arigotisi, Arigoti'de. Söylüyorum bir dakika. Saitama Stadyumu. O da iyi. Olum Saitama. Çok Dünya Kupası'nda kullanılmıştır Saitama Stadyumu. O kadar güzel bir stat ki Saitama. Saitama, Saitama, Saitama. Stadyumu'da Türkiye'nin bir maçı olması lazım ya, ya Saitama Stadyumu'da. Ya Saitama Stadyumu. Daha önce de söyledim bunu. Biz ya... Japonya'ya inmedik lan Saitama Stadyumu. Abi Saitama. <laughs> Olabilir bunların hepsi mümkün. Japonya'dır. Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle Meşgul oyma fırsatı vermiyor. Meşgul oyma fırsatı var Kimin sözü? İşte o ne kadar... Sri Lanka-Kamboçya. Kamboçya'nın Kamboçya maç? bu Lanka. maçta da çok Emin enteresan misin? bir Emin. avantajı var. Emin misin? Eminim. Bucks tadına Sri Lanka Cumhuriyet stadı. Ha o kadar Sri Lanka'da. Yenge mesaj atmış. Bir bak. Ağacı bir şey olabilir. Yok acı bir şey olabilir. Şey olabilir. Acı olsa yazardı. Yazmış zaten. Hayır bir daha <gülüyor> yazardı. <gülüyor> <gülüyor> Sri Lanka-Kamboçya. Şimdi bu maçta Kamboçya'nın şöyle bir dezavantajı var. Ee, Sri Lanka deplasmanları zaten sert, soğuk, sessiz ve pusludur. Sri Lanka'nın iki beki ve ön liberosu kaçırıldı. Bu o zaman Kamboçya'nın avantajı ne olur? Avantaj. Ben Kamboçya'nın dezavantajı var dedim. Çünkü çok kötüler zaten. Dengeleniyor. Evet bu oyuncu o kadar kötü. Hoca hoca yani, çünkü... ki bunları kes kes sonra kes para... en para, zaten evet. evet. oyuncuları. Federasyona para yedirerek e, oynayan oyuncular da bunlar. Evet. Bunların kaçırılması ile beraber Sri Lanka güç kazandı. kazandı. Bazen yani, kaybederek kazanırsın. O yüzden Sri Lanka galibiyet. Brunei, Macau. Brunei Sultanı bu maçta bizzat ben oynayacağım demiş. Acaba hangi pozisyonda oynayacağım? Eşim bu sigarayı, mevki... Üstünü efendim? kirletiyor. Doğru. Macau mu? Macau. Macau da... Vergi cenneti. Jakobsan iyi olmasın, o da bir kahve markası gibi sanki. Macau. Macau. Moka. Moka. Mo Mo evet, öyle. Macau. Ben... Tatay. Öbür takım <laughs> Brunei. Buruney. Buruney. Ben... Okay. Aaa. Geçmeye çalışıyorum şurayı. Çok kötü Bu haftalık bu kadar ya. Hayır, hayır, hayır. Manyak olma. Macau masyara tahmin vermedik. Brunei Macau. Macau. Manyak olmayın. Birileri girdi içeri. Allah Girin hep beraber giriş yapın. Sonunda biz de... Herkes... program. Hayır. Vallahi öldürmeye geldi. Ah. çekim var, çekim. Yer yer yer. Teşekkür ediyorum, teşekkür oha, oha. ediyorum. Baba onu, baba onu öne at. Baba Çok dur. ufakmış. Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür <laughs> Oğlum, ederim. Oğlum nasıl getir? <laughs> Bu ne ya? Dur bunu açıklayacağım. Önce sen onu bir üfle. Üfle. Dur. Direkt tut. Direkt tut. Tut. <laughs> İyi ki doğdun can. İyi ki doğdun can. Yeter. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Yaz doğum günleri biliyorsunuz birazcık kimsesiz geçer. Hayır. Alakası var. Ee, i̇lkokulda, ortaokulda teşekkür ederim. CK0013 joy doğum günü paketi dün dur bu gerçekten bana mı geldi Geri açıklama aç. yapacağım yap alpaka falan mı çıkacak bir dur be kardeşim <laughs> kaçak, olayı anlatıyorum kaçak alpaka Sana dün akşam saatleri kendimle baş başayım düşünüyorum Dünya futbolu nereye gidiyor? Ekonomimiz ne alemde? Neler oluyor? O sırada Biricik yengemden bir mesaj. Gizem ön Duygu. Erman'cığım nasılsın? Dedim iyiyim. Yengeciğim sen nasılsın? Minik Ege nasıl? İyi. İyiyiz mi? Falan fal fıstık. Dedi ki ben dedi Biricik kocam. Biricik aşkım. Canımın içisi. Cana Hayatımın bir tanesi ya. Anlamı. sürpriz yapmak istiyorum. Tamam. Neymiş dedim yengem bu sürpriz? Dedi ona dedi acayip bir paket yollayacağım ama Can Ön Duygu adı altında yollarsam sizin dedi çalışanlar Can abi <laughs> falan diye bunu götürürler sana yollayacağım. Çok mal. Dedim ki sen, aklında bin yaşa ve bu paket bugün benim adımla buraya giriş yaptı ama Bakalım. Sayın Ön Duygu'ya eşi tarafından gönderilmiş bir hediyedir. Hadi önce, bakalım. Neler var acaba? E, çok acayip şeyler önce var. Önce şuraya bir bak, eşine bir teşekkür et. Eşek Doğru. olma. Ee, sevgili karıcığım, e, çok teşekkür ediyorum. Ee, vallahi ruhum duymadı, uğraşmışsın. Seni seviyorum. Sağ ol. Pakete bak. Paketa. Çocuk çıkıyor. <laughs> Aynen. ikinci çocuk. Çok acayip bir mevzu var. Bekir Şerefli'ye önceden söylemek durumunda. Aa! <gülüyor> 33! <gülüyor> 33! <gülüyor> Otuzun, ot, Hayır lan. Üf. Bak şimdi sen asıl olayı gör. E, Bunun mon... yapma iznini aldım. Hayır. Aldım, ha, aldım mı? Bekir Şerefli dedi ki abi ne yapalım artık canın doğum günü bu. Bu kadar da olur dedi. Ters tarafa çevrilmiyor mu bunlar? Çok ses çıkacak. Allah, Bekir buna okey Verdi evet. verdi. Verdi diyorum ya. Başka neler var? Verdi Kadıoğlu. Al. No. Bunları no. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek mi var? Tamam çok da e, evet çiçek ya, var. Çiçek mi? Çiçek. aç oğlum aç. Elif Binay. Onur Erdem'in doğum gününde çıta çok yukarıya çıktı. Elif <gülüyor> Binay. <gülüyor> Ha, e, kulaklık yapmış. falan çıktı onu Lan, ben alayım. Çıksın çeksin mektup Bak, yapmış. Bak böyle yapınca da kalp oluyor. Aa, artık kapatabilir miyim? Hayır hayır ya. kardeşim. bu, bu anları dedi. tamamen yaşayacaksınız Aç. dedi Ama sen. artık belki de özel şeyler var. Hayır vardı. tamamen özel yaşayacak şey dedik. Hayır oğlum. Özel şeyi de buraya yollamaz. Oo. Ooo. 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 Bunu gömelim. Hadi kapat. kapat. Hadi. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Dur, Otuz dur. Bana, ne dur duralım. Mektup var. Mektubu okuyacağım ben sonra okuyacağım. Hayır hayır ben okuyalım. okuyorum. Mutluluğun yolculuğu. Bonanuit. nuit. Al bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Party ay. candle. Aa mum. mum. Parti mumu. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Ne demek teşekkür ediyorsun? Tatlı, için tatlı, tatlı teşekkür. için ha, he, teşekkür, teşekkür ediyorum ayrıca. Bakmadan. Tamam. Bakmadan. Tamam. Dur şu 33'ü getir ya şuraya. Getir getir. Şöyle bir mutluluk pozu ver. Vay be. 15 yaşındaydı tanıştığımızda. Öyle ya. vallahi ya. 19'dum. Dur Biz bekleyeceğiz bence bir süre. Milyon dolarlık stüdyo. Yok yok abi. Bırakıyorum. Tamam Bitirdik. Teşekkür ediyoruz dedim. O zaman teşekkürler. Bizlere teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Maç heyecanına keyif katan Migros hemen sundu.